Bu makale size Cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Nedret Ersanel. Dünyanın merkezine seyahat İngiltere Savunma Bakanı'nın Türkiye oyunu değiştirdi açıklamasıyla Fransız Le Pond dergisinin Türk donanmasının resminin üzerine oturttuğu savaş kapımızda kapağının hem zıtlığı hem uyumu bize ne anlatıyor? Macron'un Akdeniz Afrika için attığı histeri çığlıklarıyla Cebeli Tarık Malta, Kıbrıs Süveyş çizgilerini birleştiren Londra'nın sessizliği ne demek? Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı boyunu aşan cüretini Fransa, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha yeni Çin'le stratejik anlaşmayı imzalayan İran'ın Kafkasya'daki rolü ne demek? Böylesi bir savaşın hızla Gürcistan, Karadeniz, Kırım, Balkanlar, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan ardından Ukrayna'ya sıçrama ihtimali ne demek? Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya, Türkiye, Avrupa hattına enerji pompalayan Türk akımla Rusya'dan Avrupa'ya bağlanan kuzey akımın ortakları çekilsin ya da sonuçlarına katlanırlar açıklaması ne demek? Rusya'nın daha dün 150 bin asker, 400 savaş uçağı ve 100 savaş gemisiyle Hazar ve Karadeniz'i kapsayacak şekilde ülkenin güney batısında bir tatbikata başlayacağını duyurması ne demek? Küçük pencerelerden stratejik panoramayı göremezsiniz. Teras lazım. En üst kattan 360 derece. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri yaklaştıkça küresel donma hali yoğunlaşıyor. Üstelik son zamanlarda Başkan Trump'ın kazanacağına ilişkin kanaat pusula hala onu gösterse de tereddüt geçiriyor. Kasım ayını heyecanla bekleyenler arasında Türkiye kadar Rusya ve Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, Hindistan başı çekiyor. Moskova ve Pekin için sonuçlar hayati. Her ikisinin de hem ağır angajmanları hem korkuları var. Çünkü yeni dünya düzeni denilen, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak denilen, ekonomik sarsıntılar ve salgın süreçleriyle semiren kriz yekünü masaya gelmek üzere. Salgının zayıflaması ve yaz nedeniyle günlük işler daha pembe görünse de süper güçler açısından kaçınılmaz yüzleşme hızla dünyaya doğru yaklaşıyor. Üstelik cisim tarifsiz değil. Mesela Amerika-Çin arasında son dönemde giderek daha gergin hal alan ilişkiler. En tazesi Başkan Trump son olarak Hong Kong'a getirilen ulusal güvenlik yasası nedeniyle Çin'i sorumlu tutan yasa tasarısını onayladı ve Hong Kong'a yönelik imtiyazları kaldırdı. Böylece Çinle iş yapan bankalara yaptırım geldi. Çin de karşılık verecek. Dış işlerine bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri temsilciliklerine ve ilgili kişilere cezai önlemler uygulanacak. Oyunun kıyıcılığını gösteren bir örnek de İngiltere-Çin ilişkileri. Önce Amerika'ya direnmeye yeltenen Birleşik Krallık yelkenleri suya indirip Hawaii'yi 5G'den çıkardı. Çin bu karar yüzünden burnundan soluyor. Yapabildikleri dosyanın bir başka İngiliz hükümetinde yaşama dönecek kadar aralık bırakılmasına çalışmak. Londra'yı buraya iten halkalar kraliçenin nerede durdu? Başbakan Johnson'ın virüs kapması Amerika'ya taşınan prens MI6'nın süper güçler arasındaki konumu hep aynı zincire bağlanıyor. Trump İngiliz hükümetinin Çinli Hawaii'yi 5G'den dışlama kararı almasında benim rolüm var. Pek çok ülkeyi Huawei kullanmamaya ikna ettik. Bunun çoğunu da ben yaptım. Çin buna da karşılık verecek. İngiltere küçük pazar. İngiltere'ye yaptığımız yatırımlar etkilenecektir. İngiliz-Çin terazisi bile asıl oyunun içinde gerçekten de sınırlı yer tutuyor. Büyük resim denilen bir şey varsa şu olmak lazımdır. Rusya ve Çin Trump'ın seçimlerde kaybetmeye başladığını düşünüyor mu? Bundan sevinç mi duyuyorlar yoksa kaygılılar mı? Sandığa kadar bir şey yapmayı planlıyorlar mı? Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçtiğimiz pazartesi Rus mevkii dışı Sergey Lavrov'la yaptığı telefon görüşmesi ipucu olabilir. Birleşmiş Milletler'in 75. yıl dönümünden evvel Birleşmiş Güvenlik Konseyi üyelerinin Amerika, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa bir araya gelerek yeni düzenin senaryosu için zirve yapmaları konuşuluyor. Rusya Trump'ın seçileceğinden şüphe etmeye başladı. Resmi ağızlar değil ama onlara yakın isimler, örneğin Dimitri Medvedev, Trump'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanma şansının parlak görünmediğini söyledi. Medvedev'in yine de geç sayılmaz diye eklemesi asıl manidar bulunması gereken nokta. Çin'in durumu da farklı değil. Dışişleri Bakanı Wang Yi, bir hafta önce 30 kadar diplomat ve Kissinger'ın da katıldığı bir kolokyumda Çin ve Amerika farklı sistemler ve medeniyetler olarak barış içinde bir arada yaşamanın yollarını bulmalı. Çin'in Amerika politik değişmedi. Çin, Amerika ilişkilerini hala iyi niyet ve samimiyetle büyütmeye hazırız. Amerika'daki bazı arkadaşlar Çin'e karşı ihtiyatlı davranmış olabilirler. Bir daha vurgulamak isterim ki Çin asla Amerika'ya meydan okuma, yerini alma ya da Amerika ile karşı karşıya gelme niyetinde değil. Unutmayalım, Pekin bu cümleleri iki ülke ilişkilerinin en berbat olduğu dönemde kuruyor. Küresel stratejik istikrarın sağlanması için üç süper güçlü bir eşiğin önünde mi duruyoruz? Mümkün. Pandemi, dünya ekonomisinde durdurulamaz düşüş, sistematik hale gelmeye başlayan bölgesel kırılmalar ve süper güçler arasında yükselen jeopolitik gerilim. Anlıyoruz ki bütün güçlerde bir sosyal kaos ve geniş çaplı savaştan endişeliler ve bu makyaj niteliğinde birkaç toplantıyla aşılabilecek mesele değil. Baştan tasarım gerekiyor. Anlamı şu. Dünya ekonomisi için yeni bir sistem, düzen gerekiyor. Artı yeni bir politik doktrin ve global bir sağlık sistemi yeni bir mutabakat. Çünkü cari sistem bu kadar çatışma, çökme, az gelişmişlik, salgın, açlığı, kokuşmuşluğu, önemlisi adaletsizliği taşımıyor. Büyük güçler uzlaşısını sabote edecek çok sayıda unsur da mevcut. Bunların merkezi eski merkezler. Kasım ayında yapılacak seçimlerden kimin galip çıkacağıyla dünyanın ekseni arasında bağ var. Bu makale size Cins Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.